Kimli Müslümanlar? Ne yapmış sahabe-i kiram efendilerimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberini alıyorlar ve ilk yaşadıkları şoku nispeten atlatıyorlar. Biraz böyle kendilerine geliyorlar, hemen toplanıyorlar. Defin hazırlıkları, yani cenaze defni hazırlıkları değil cemaat-i Müslümin, değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat ediyor, çarşamba günü defnediliyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu 3 gün zarfında, yani biz şu anda kıpırdayacak, bir şey yapacak halimiz yok, zaten Resulullah Efendimiz ortada deyip de o 3 günün geçmesini beklemediler. Daha pazartesi günü toplandılar, muhacirin ve ensar toplandılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halifesini seçtiler. O efendim, yahu siz post kavgası yapıyorsunuz, taht kavgası. Süsüle. Ayakta uyuyorsun sen. Sahabe-i kiram post kavgası mı yapıyoruz? Taht kavgası mı yapıyoruz? Hayır ya, hak mücadelesini veriyoruz. Yapılması gerekeni, Resulullah'tan aldıklarını uyguluyorlar. Efendimiz'den öğrendiler, şimdi uygulama. Çok böyle sakin bir şekilde, serin kanlı bir şekilde, suhuletle kalem kalem uygulamalar yapıldı ve o süreç son derece bir olgunluk içerisinde geçirildi. Cemaat-i Müslümin, ibretlik. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında, yani peygamberlerin içinde bile benzeri yok. Tamam, o peygamber, başka da peygamberler var ama sevgili üstadımızdan kaç kere duyduk, buyurdular ki âlemi lahutta Allah-u Teâlâ'nın ortağı yok. Doğru. Var mı ortağı? Yoktur. Âlem-i imkânda, yani mahlukat içerisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortağı yok. Ortağı yok. O müstakil, bambaşka, biricik bir insan. Evet, Resulullah'ın ortağı yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ayet-i kerime var. Es'al bile ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Resulullah. Resulullah'tır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve hatemen nebiyyin, peygamberlerin de sonuncusudur. Daha peygamber yok. Ondan sonra yok. Peki sahabe ne yapıyor? Resulullah'ın halifesini seçmeye koyuluyor. Yok, buna fiilen imkan olmaması lazım. Çünkü Resulullah'ın halifesi dediğiniz zaman, yani evet, onun gibi mi olması lazım, onun kadar mı olması lazım? Efendimiz'e diğer peygamberler bile eş, ortak olamıyorlar. Kim ona ortak olabilir ki? Var mı Efendimiz'in? Peygamberlerden bile Resulullah'ın ortağı yok. Bir benzeri yok. Peki peygamber olmayan birisini Resulullah'a halife seçeceğiz ve de seçtiler. Yanlış mı yaptı sahabe-i kiram? Bu Resulullah Efendimiz'i yani gölgelemek demek midir? Cemaat-i Müslümin, çok makul olacağız. Aklı selimimizi hiçbir zaman 3-5 tane efendim ne idüğü belirsize teslim etmeyeceğiz. Makul olacağız. Serin kanlı olacağız. Derin düşünen olacağız. Kainatın efendisinin enbiya içinde ortağı yok. Bir benzeri yok. Bunu Efendimiz Hazretlerimizden kaç defa dinledik. Halbuki Efendimiz'e ne seçiliyor? Halife. Bak, hem daha Efendimiz ortada, defnedilmemiş. Orada sahabeden kimse, yahu durun yahu siz ne yapıyorsunuz? Resulullah daha
naaş-ı şerifi, bedeni şerifi ortada. Siz neyle uğraşıyorsun diyen hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. İcmaen, yani icma ümmet işte, edille-i şeriyenin üçüncüsü, icmala sabit oldu ki bu yapılan iş doğrudur ve gereklidir, yapılması lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala